Üsküdar Üniversitesi Televizyonu'ndan mutlu günler değerli seyircilerimiz. Bizim Kıraathane programıyla karşınızdayız ve her salı günü saatler 10.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. Neden bizim Kıraathane? Birazdan bunu konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi Televizyonu öncelikle bu programı yapma fırsatını bize tanıdığı için çok 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 teşekkür ediyoruz. Jeneriği hazırlayan Ozan Konrad hocamıza ve onun yönetiminde gerçekleştirilen programda da ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Çok değerli isimler var. Seray, Eylül, Özgür. Bunların isimlerini de almadan geçmek çok doğru olmayacak. Emekleri var. Evet de değerli seyircilerimiz, bu ekranlarda olacağımızı size söyledik. Farklı bir konsept, farklı bir program olacak. Her hafta salı 10.30'u gösterdiğinde Uğur Can Bolat'la birlikte, Uğur Can Bolat'ı zaten yakından tanıyorlardır hocam sizi de. Bizim Kıraathane biz bu programa neden başladık, neden yapma gereği duyduk? Önce biraz ondan ben bahsetmek isterim, sonrasında Hakan Özdemir de burada Kıraathane'nin zaman zaman istişare ediyoruz, değil mi abi? Abi diyeceğim size bu arada. Eyvallah. Kıraathane sohbeti. Bu programın biraz da abi kardeş formatında geçmesi gerektiğine inanıyorum. Neden? Çünkü o kadar hızlı yaşıyoruz ki abi. Teknolojinin o kadar kölesi olduk. Bireyselleşmeye o kadar muhatap kalıyoruz ki. İnsan dost meclisine ihtiyaç duyuyor. Öyle değil mi abi? İş ev arasında sıkışık kalıyor. Hani bunu hep konuşuyoruz ya. Bir yerlere gitsek, bir yerlerden beslensek. Nefes alsak. O kadar doğru ki. Biz bir anlamda bizi takip eden, bizi seyreden misafirlerimiz, onlar bizim hanemizin halkı, kardeşlerimiz, misafirlerimiz diyelim. Onlar da bizlerle nefeslensin, biz de onlarla nefeslenelim. Öyle değil mi abi? Biraz bu bizim Kıraathane isim babası sizsiniz. Biraz bahsedelim, neler yapacağız burada? Kıraathane bize çok yakın bir mesele. Nefeslenme konusu da aynı şekilde. Aslında dostlar, arkadaşlar, kardeşler, yani çıkarsız olarak birbiriyle ilişki kuran kişiler birbirinin dostluklarıyla, muhabbetleriyle nefesleniyorlar. Hı hı. Ne kadar yaşadığımız, ne kadar nefeslendiğimizle bağlantılı. Yani ne kadar yaşadığımız, ne kadar dostlarımız var, onlarla ne kadar muhabbet kurabiliyoruz, onlarla ne kadar çıkarsız bir ilişki içerisindeyiz, onlarla ya bu kişiye ben ne söylesem alınmaz, hangi halde, hangi duyguda olsam da bana kırılmaz diyebileceğimiz kişileri biriktirebiliyor olmamız demek, o kadar çok iyi nefes alıyor. Evet. Ya da o kadar çok nefes alabiliyoruz anlamına gelebiliyor. Ama bu kişileri biriktirebilmek günümüzde zor değil. Ama mümkün. Mümkün. Tabii. Bunu sağlayabilmek, belki de biz bunun da ayrıntılarını konuşacağız tabii değil mi hocam? Modern dünyada, Şabancığım, modern dünyada çok olmak iyi olmak gibi algılanıyor. Aslında eskiden çok olmak, yani bir şeyin çok olması değerli olunması anlamına gelmez. Hı hı. Ya da bir şeyin az olması kötü olmak anlamına gelmez. Eskiden daha az şey yetinebilen ama derinlemesine ilişki kurabilen, derinlemesine yaşayabilen bir yapıdayken modernizm bize çokluğu getirdi. Hı hı. Yani çok zenginsen iyisin, çok bilgiliysen iyisin, çok güzelsen muhteşemsin, çok yakışıklıysan değer bulursun, hı hı. Çok arkadaşın varsa sosyal medyada, işte içtimai hayatta çok arkadaşın varsa çok iyisin gibi, hı hı. Çokluklar üzerinden bir varlık inşa ediyoruz. Aslında çokluklar üzerinden varlık inşa etmek bu çağın, belki de modernizmin bir problemi. Hı hı. Çok olmak iyi olmak anlamına gelmiyor. Hakikaten ne kadar nitelikli, eskilerin tabiriyle ne kadar keyfiyetli, ne kadar çayın zemli, kaç da çay içtiğiniz değil de tadında, kokusunda, raihasında kaç bardak çay içtiğiniz ve o çayı kimin ikram ettiği, hı hı. Ve onu kimlerle beraber içtiğin meselesi, hı hı. Aslında önemli. O bakımdan hani nefes alabilmek dostlarla bağlı. İyi dostlara bağlı. İyi nefes almak ancak onunla mümkün.
aslında ne kadar iyi dostlarla yaşarsak o kadar yaşadık diyebiliriz herhalde. Kıraathaneler de genellikle bunlar yaşanır. Yani kıraathane dostlukları bir nevi eskiden cami dostlukları gibi, kütüphane dostlukları gibi, hatta bazen yer yer Anadolu'nun kimi yerlerinde parklardaki muhabbet dostlukları gibidir. O saatte oraya gittiğiniz zaman sizin gönlünüz o kişinin de oradan geçmesini ya da onun da gelmesini ister. Bir söz var Anadolu'da, kursak kavurgasını ister denir. Kavurga biliyorsunuz kuru yemişlerin olmadığı zamanlarda işte çedeneden, buğday kavrulmasından ve bir araya katılarak yenilmesinden oluşan bir şeye kavurga diyoruz. Derler ki kursak kavurgasını ister. Yani her insan kendi cinsini arar. Kendi nefes alıp verebileceği kişiyi arar. Dostluk kurabileceği kişiyi arar. Gözüne baktığında kendisini görebilecek, gönlüne bakabilecek birisini aramış olur. Ve sözlü çok olduğu zaman da, sözsüz olduğu zaman da tahammül edecek ve çekecek. Bunu da illa da bir şeye bağlamayacak insanları arar. Kıraathane bu sohbetlerin iyi yapılabildiği yerlerden birisidir aslında. Bazen çayını alırsın, elini çakana koyarsın, dakikalarca düşünürsün. Oradakiler de o muhabbeti kaynatırlar. Ama bu bir taraftan da senin bir derdin olduğunu, sıkıntın olduğunu anlarlar ama modern şekilde, şimdiki gibi ya neyin var? Anlatsana. Depresyonda mısın? Niye bugün böylesin? Ben mi sana bir şey yaptım? Niye böyle ters olsun? Falan gibi cümleler yerine ya demek ki kendi derununda yaşaması gereken bir durum var. Kendi tenhasında nefesleniyor olabilir. Şu anda farklı bir güzellik, farklı bir derinlik yaşıyor olabilir diye düşünür. Ama bir taraftan da yalnız da bırakmaz. Yani nefes almasını kolaylaştırabilir. Kıraathane iyi sohbetlerin, derin muhabbetlerin, karşılıksız çıkar ilişkilerin olmadığı, Beklentisiz, beklentisiz değil mi? muhabbetleri yapıldığı yerler diye düşünüyorum ben. Abi bir şeye dikkat çekmek istiyoruz. Hani dün de beraber muhatap kaldık aslında buna. Değerli seyircilerimiz, biz dün Uğur abimizle birlikte bu masaları ve sandalyelerini almak için bir yere girdik. Aslında bugünkü program biraz kabuğu konuşalım istedik. Kabuk da oradan çağrışım yaptı. Bir abimiz, bunları satın aldığımız abimiz, şöyle gözlerinde farklı bir bakış vardı, bunu hissettik. Abi dedim, nasılsın, iyi misin? İyiyim dedi. Size çok ihtiyacım var dedi. Dedim aslında bizim size ihtiyacımız var. Dedi ki sonrasında, ya dedi ceviz, içi çürümüş cevizden size ne fayda gelir dedi. Mesela buradan da çağrışım yaparak kabuğu. Esasında dostlar biriktirmek gerekir, kıraathane tadında muhabbetler yapmak gerekir dedi, dedik ya. Mesela orayı tamamlayalım istersen. Kıraathanelerde şairler olur. Bir köşede oturur, müthiş şeyler söyler. Belki etraf onu tanımıyor olabilir. Çok ünlü olmayabilir. Ama sözü yerinde, ağırlığında ve dostane söyleyen kişilerdir. Yani sözü yerinde ağırlığında söyleyen kişilere şair diyoruz aslında. Fazlası yok, azı da yok. Ama anlayana müthiş oturtulmuş kelimelerle söylenir. Dozunda. Değil mi? Yani o Evet. kıraathanelerde şairler olur. Mesela bizim de şair ortak dostumuz var biliyorsun, İbrahim Özgün abi. Mesela onun bir Gülhara şiiri var. Değil mi? Evet. Diğer Güler. denilmemişti. Değil mi? Müthiştir mesela. Sözü de sohbette müthiş. Mesela kıraathanelerde hikayeciler vardır. İbrahim Özgün abinin bir şiir kitabı var. Bana da armağan etti. Onu da sonraki programlarda İnşallah oradan bazı okuruz, şiirler oradan da okuruz. Belki bir araya paylaşırız. okuruz. Hatta Tabii. yeri gelir onları da misafir etmeyi de isteriz. İnşallah, inşallah. Kıraathanelerde hikayeciler olur. Hikayeler anlatırlar. Bu hikayeler bazen kendi hayatlarından, kimi zamanla başkalarından duydukları, çünkü bilgi ve görgü öyle gelir kıraathaneye, onları kullanırlar. Bazen de kendi zihinlerinden, muhayyilelerinden bunları ortaya koyarlar. Buna şimdiki tabirle romanlar için kullanılan kurmaca deniyor ama ben kurmaca kelimesini çok doğru bulmuyorum. Onun muhayyilesinden sizin sofranıza ikram ettiği bir hayat, kısa bir hayat diyebiliriz, bir öykü diyebiliriz. Mesela işte biliyorsun beraber tanışıyoruz. Bekir Evet. Tuncer Salim Selamlar oldu. olsun. Bizim işte sıkı takip ettiğimiz dostlarımızdan, abilerimizden birisi. Sırlı Hikayeler adıyla bir kitabı var. Bizim Kral. Abi Dert gösterebiliriz ekrandan. Belki Dertleriyle Mutluyum diyor mesela, takipçilerimiz örneğin. de Yani edinebilirler. işte geçenlerde bunu okudum. Bir hikaye kitabı daha var. Yenileri de yazılıyor. Fakat işte kıraathanelerde yaşayan şairlerin, kıraathanelerde sözü sohbete bulayan hikayecilerin halleri mütevazı oluyor. Yani onların böyle afrası, tafrası filan olmuyor. Onlar çokluğa oynamıyorlar.
onlar mütevazılığa, tekil dostluklara, derin dostluklara talipler. Onun için onlar böyle hava civa falan gibi yapmazlar. Yani size kitabını hediye etmiş olsa bile Bekir abi mütevazı bir şekilde hediye eder. İşte İbrahim abi gibi şiir kitabını imzalayıp verir ama tadında vermiş olur. Biz burada, biz izleyen seyircilerimizle, dostlarımızla bir kıraathane muhabbeti yapalım. Yoldan geçerken uğradıkları zaman belki misafir edebiliriz. Ama bir şartı var hocam. Biliyorsunuz çayla simit de çay bizden simit getirmeleri gerekiyor. Tamam. Bu simit de kıraathanelerin olmazsa olmazı evet. Değil mi? Şimdi kıraathanelerin tabii bence de çok evet. Çok önemli bir şey. Kıraathane deyince çok eskilerden 25 sene öncesinden tanıdığım birisi aklıma gelir. Geçen senelerde öğrendim. Rahmete intikal etmiş. Allah. Muammer Ayvaz. Ümraniye'de zengin bir ailenin çocuğuydu. Fakat değişik, kendine özgü bir hayatı var. Hayatı çok sade, aşırı sade yaşayan birisi. Saat 11'de çıkıyor, esnafı dolaşıyor. Saat 3'te tekrar evine dönüyor. 3 katlı olan, o zamanki 3 katlı evler yeni yeni var. 3 katlı evine çıkıyor. Pijamalarını giyiyor. Yaz kış 9'da yatıyormuş. Takvim yapmaklarını okuyarak. Adamın bütün hayat standardı bu. Takvim yaprakları önemli bu arada. Önemli. Bende de hikayesi var. Belki bir gün takvim yapraklarını da konu edebiliriz. Evet. Yani ne anlama geliyor? Onu da belki konuşalım. Benim çalıştığım emlakçının, çalışkan emlakçının altında da ilave kıraathanesi var. Ümraniye'de, çarşıda. Evet. O dönem. Eskiden kıraathanelerde de bazen isimler de kullanılırdı. İşte Dilave kıraathanesi, işte filan kıraathanesi. Evet. Kıraat okumak anlamına geliyor. Kıraat etmek, karşılıklı tezekkür etmek, bir şeyi zikretmek, bir şeyi okumak, onu kıraat etmek. Mesela Kur'an-ı Kerim tilavet etti, kıraat etti demiş. Aslında orada yazılı olmasa bile gönlümüzdeki bilgileri, kitabı, yani sadrımızdaki kitabı kıraat ettiğimiz yere kıraathane diyoruz. Daha doğrusu gönülden sohbet ettiğimiz yer, yani sadrımızdan yüreğimizdekini okuyabildiğimiz yere diyebiliriz. Böyle koyabiliriz. Muammer abi biraz değişik, saf da bir kişi. Gelmiş kıraathaneye. Dilaver'e demiş ki, Dilaver demiş, bardağı yıka, bana çay ver demiş. Tutunca parmak izlerim çıkmasın, ben ibrişimim demiş. İbrişimim demiş. Şimdi tabii hangi kıraathaneci bunu tahmin eder? Demiş ki Dilaver, girme ocağa, sana çay yok demiş, tamam mı? Bu bizim Muammer abi tekrar aynı netlikte ve sadelikte söylemiş. Dilaver, bardağı yıka, yani yıkanmış bardağı kastediyor. Bardağı yıka, bana çay ver. Ben ibrişimim. Tutunca parmak izlerim çıkmasın demiş. Dilaver yine, girme ocağa, sana çay yok demiş. Bunun üzerine Muammer abi diyor ki, azizim diyor, kafa kol diyor, bir girdim. Pencereleri aşağıya indirdim. Şimdi gittiğim zaman, buyurun Muammer Bey. Ne alırsınız Muammer Bey diyorlarmış. Şimdi o camları kırıldığına falan şey yapıyor da, üzülmüyor da. Ulan diyor, köfte hor diyor. Beni ne yoruyorsun diyor. Hürmetini baştan yapsana diyor, tamam mı? Yani bu söylemlerimiz şiddeti meşrulaştırmasın. Anlamına gelmiyor tabii. O da onun farkında zaten yani. Mecbur bıraktıklarını söylüyor ama. Şimdi kıraathanelerde her tip insanı görmemiz mümkün. Niye kıraathane ismini koyduk diyorsun ya. Yani burada aşırı mükemmeliyetçi olan insanlar olabilir, aşırı dağınık insanlar olabilir, kendi derinliğinde tenhasına yaşayan insanlar olabilir, oranın bir maskotu olabilir, oranın heyecanı Teodayı gibi adamlar olabilir, kimisi hikayeler anlatır, kimisi masallar anlatır, kimisi şiirler okur, gazeller okur, kimisi zaman zaman belki bizim de yapacağımız gibi türkülere asılır, kimi bardakları, çay bardakları, çayları arka arkaya götürür, kimi bir bardağı böyle elinde tutar, ısıtır, bakarsın ona, ya bardakla bir ilişkisi var dersin. Gözlerim mesela, kıraathane müthiş gözellik bir yerdir. Bardağı tutar, şimdi çayımız olsa da yapardık. Söyledik şimdi gelecek dakika, abi. Dakikalarca tutar, ısıtır onu. O bardaktaki çayı içer. Fakat içtiğin çayın dışında bir şey olduğunu anlarsın. Yani normal böyle tık 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 karıştırıp da iki dikişle, dikimekle bitirmez çayı. Yani ondan böyle bir çay alır ki zannedersiniz ki işte en sevdiği dağın tepesinde, en sevdiği işte çiçeklerin baş tarafında ve bütün bir güzellik içerisinde bir yudum alır ve onun da işte boğazından ve böyle gidişini, midesine gidişini sanki bir ritmik ve takip eder gibi yapabilir. Yani orada çayı severek, çay bardağına dokunarak, aslında içinden ona metiyeler düzerek, ona şiirler düzerek okuduğu, içtiğini anlarsınız. Şimdi bu adam sadece bir çay mı içiyor hakikaten? Yoksa hayatın kendisini mi yudumluyor? Hayatın acısını mı yudumluyor? Hayatın zevkisini, neşesini mi yudumluyor? Bunlar tartışılabilir şeyler. Yani kıraathanelerde her yapıda
her tipte, insan tipinde kişilere rastlamak mümkün. Evet. Tenhada'da mesela maskotları olur, meczupları olur. Meczuplar. Gelir kıraathaneye öyle şeyler yapar ki o ağalar, paşalar, beyler falan, herkes ona böyle bakar birdenbire. Mesela bizim çaycımız da geldi. Eyvallah. O çaylar geldi. Tabii yani bir kıraathane olduğunda eyvallah, güzel Çok sağ kardeşim benim. Sağ ol. olasın. Şeker Şeker kullanıyorum. kullanmıyoruz. Kendi şekerimle idare etmeyi düşünüyorum. Mesajımızı da verelim. Şeker Evet. kullanmamak gerekiyor abi. Şimdi günümüzde tabii bu bahsettiğimiz Kastettiğim şey şöyleydi. Şöyle bunu böyle dakikalarca tutar. Böyle elinde ısıtır, elini onunla soğutur. Yani aslında elini çayla mı soğutuyor, çayla elini mi ısıtıyor, yoksa başka bir şey mi yapıyor? Yani orada değişik insanlar olur. İşte meczuban olur mesela, Evet. onlar gelir. Aslında onun fukara olduğu insanlar bilirler. Ve fakat belki de onu kırmadan, oradaki biraz böyle irfandan, gönülden anlayan kişi, herkese benden çay der. Ya da onu masasına davet eder. Bak işte bize çay içiyorduk, hadi bir çay daha Ahmet'e falan diye söyleyiver. Yani ikramlar da kırmadan, sözler de kırmadan olur. Bazen o mevzu orada öyle şeyler söyler ki, siz gitseniz bir üniversitenin bir kürsüsünde yıllarca çalışsanız, bir dershaneye defa yüz, ömrünüzce gitseniz, o mezubanın, mezubun söylediği bir hakikatin danesini bile ulaşamadığınız olabilir. Yani kimin nereden ses vereceği hak adına, kimin nereden size sesleneceği hak adına bilinmez. O bakımdan burası işte kıraathanedir, burası tenha bir parktır, burası bir stüdyodur filan diye geçmemek lazım. Dolayısıyla hakkın hakikatine nerede muhatap olacağımız bilinmez. Genelde böyle tenha yerlerde ilginç kişilikler vardır. Bir kıraathaneye gittiğinizde, bir parka gittiğinizde, özellikle şeylerde de olur. Terminallerde olur. Mesela eskiden istasyon gardlarda olurdu mesela. Gecenin bir vakti, soğuk kış günü. Nerede yatacak? Gidersiniz orada hani otur, şeyinizi beklemeye. Orada uzanmış, ses hiç kimseyi de dikkate Binler almayan gelir geçer. ama kimseyi de rahatsız etmeyen. Yani meczuplar kimseyi rahatsız etmezler. Dilenmezler de kolay kolay. O kişiye özel olarak gelip isteyebilirler ama normalde dilenmezler. Bu arada Verirsen de almazlar. bir virgül koyalım abi. Bu meczubu tabii Başka bir zamanda yok, konuşmak lazım. konuşalım. Yok, şöyle konuşalım. Belki meczubun ne olduğunu bilmeyen seyircilerimiz de Orada olabilir. kabuğa geçelim. Mesela Oradan geçelim. tasarlamamıştım ama Mesela işte Mustafa Kanun abi de Özdamar'ın meczuplar kitabı Meczuplar var, kitabı değil var. mi? Bir de meczubun ne olduğunu bir Kırkan'da yayınladı. anlatabilir misiniz abi? Benim anladığım şey şu meczuptan. Hani bizim burada konuştuklarımızı kitabi bilgi ya da böyle hani ansiklopedik bir bilgi gibi algılamayacaklar Tabii seyirciler. literatür Biz konuşmuyoruz. bir kıraathane sohbeti yapıyoruz. Efendim o iki, heybeniz olsun. Heybenizin arka tarafında işte bir bölüm, ön tarafında bir bölüm. Bizim söylediklerimizden uyanları ön bölüme atın, uymayanları arka bölüme atın. Bırakın gitsin. Belki gün gelir o arka heybeye attığınız kimi şimdi karşı çıktığınız bilgileri ön Önemli. heybeye de alabildiğiniz olabilir. Evet. Benim anladığım meczup hakikatin perdesine takılmış kişi. Yani bu dünyada yaşarken bir hak görüyor, hakikat görüyor, bir hak cemali görüyor. O hakikate ve hak cemaline atlamak istiyor o perdeye. Oraya atlıyor ve yapışıyor. Yani ne dünyada kalabiliyor artık, ne dünyada ne de öte yakaya geçmiş oluyor. Öte yakanın hissiyatını, zevkini, neşesini alıyor ama bu dünyanın şartlarına da uyamıyor. Arada kalıyor. Arada kalıyor. Bir nevi araf durumu. Arada. Arada kalıyor. Arada kaldığı için de o taraftan bize sesler verdiğinden dolayı bu dünyayı hiçe sayıyor ya, bir pula sayıyor. Sen gece gündüz krediler alarak, arkadaşların ayağına basarak, çoluğunu çocuğunu kırarak ya da işte bir sürü zahmetlerle, sıkıntılarla, hatta yanlış işler yaparak elde etmeye çalıştığın bir daireyi, bir varlığı, bir arsayı, bir arabayı o bir pula bile saymıyor. Şimdi düşünebiliyor musun ya, nasıl bir yerden bakıyor acaba? Biz her gün kavga ettiğimiz, yani şefimiz bizi daha iyi görsün, arkadaşımızdan daha çok iyi görünelim ve işte zam dönemi geldiğinde 100 lira daha fazla zam alalım diyerek arkadaşların satan bir yapıdaki kişinin dünya algısı, varlık algısı, ekonomi algısını düşünün. Bir de bırakın bir daireyi, binlercesini verseniz bir pula, bir işte kör kuruşa derler eskiden, kör kuruşa bile değmediğini gösteren bir adam. Şimdi yani bunu satın alamazsın ki bu adamı. Nasıl?
Yani bazen zaten mevzuplara sen versen de almazlar. Onlar almak istediği kişiden alırlar. Almak istedikleri kişilerin de bir özellikleri vardır. Belki mevzupları konuştuğumuzda onu da ayrıca Bir konuşuruz. hikayesi var, onu da dinlemek isterim. Hikayeleri de var. Mesela mevzuplar aslında Mikail Türker'i arıyor ama şu anda bakamayız telefona. Kahve kıraathanesindeyiz ama aynı zamanda kameralar da var. Telefona dönmüşken abi Karşımızda. unutmayın lütfen İsmet Galip Yolcuoğlu'nun Evet. selamları var Ya abisi. da açalım bir değişiklik ama açamayız galiba. Evet, tabii ki. Ebu Fethi Süleyman hocamız, Aa, canım Üsküdar takip Üniversitesi ediyor Sosyoloji kendisi. Bölüm Başkanı Selamlar. Bekleriz hocam kağıthanemiz, selamları çayımız var. var. Hocam önce bize çay da ısmarlıyor. Üzerinde aleyküm selam. Şimdi aslında mevzuplar kabuğumuzu kıran kişidir. Belki oradan konu, hani Kabuk. duyurduğunuz konuya da geçebiliriz. Onlar bizim kabuğumuzu kırıyorlar. Bizim böyle üstümüze giydiğimiz insaniyetimizi azaltan, tabiiliğimizi azaltan, sadeliğimizi bozan şeyleri bizim üstümüzden çekiyorlar. Ve aslında kabuğumuzu kırıyorlar. Diyor ki sen o kadar çok kabuğun içerisine girmişsin ki, evet dünyada yaşıyorsun ama hakikatten bir habersin. Ondan uzaksın diyor ve o bir mevzubun söylediği şaz dediğimiz bir cümle, sarsıcı bir cümle, sarsıcı bir davranış, minnetsizliği, dünyaya 5 kuruş para verme işi ama hakikatin karşısında duruşu filan gibi kimi durumlarla mevzuplar aslında bizim kabuğumuzu kırıyorlar. Eğer biz kabuklarımızın kırılmasına İmkan. talipsek, buna bir imkan vermek istiyorsak ve kabuğumuzu kırarak oradan kendi gerçeğimizle yüzleşmek, kendi hakikatimizi görmek, hakikat aynasını kendimize tutmak istiyorsak, mevzuplar ve hikayeler ve şiirler, işte bahsettik hocalarımızın isimlerinden, o kabukların kırılmasında önemli araçlar aslında. Yani bir mevzupla karşılaştığınızda o mevzubun size söylediklerine gülmek yerine, çünkü onlar bir elmayı elma şekerinde bulandırarak verirler. Yani siz belki o şekerle uğraşırken elmaya ulaşamamış da olabilirsiniz. Ama elmaya talipseniz şeker kısmını çabucak geçiyor olmanız gerekir. Onu kırıyor olmanız gerekir. Elmaya ulaşmak için bunu yapıyor olmak gerekir. Onun için mevzuplarla karşılaşırlarsa sokaklarda, eğer hakikaten de mevzupsa asla gönlünü kırmamak lazım. Fakat çok da onlarla da mutabakat yapmamak lazım derler. Riskli. Riskli. Yani o derler ki mevzuplar halini giydirir. Hal atlaması yaparlar. Eğer siz bir mevzupla tanıştığınızda kıraathanede, bir semt işte Sokakta, kıraathanesinde, caddede, kahvesinde, her yerde olabilir. sokakta, parkta, evet hürmet gösterin. Bir talepte bulunuyorsa muhakkak yapın. Ama onlara çok böyle içtenlikli bir biçimde bir özdeşlik kurmaya çalışmayın. Çünkü aynı anda size halini giydirir. Siz o hali henüz taşıyacak noktada değilsinizdir. Bu defa iki kere mevzup olursunuz yani. Sıkıntı bir Araların şey. arasında kalırsınız. Sizin hayatınızda da böyle birkaç isimli olduğunu biliyorum abi. Benim hayatımda da sizin Var aracılığınızda mevzuplarınız, tanıdığım evet. birkaç kişi İyi var. ki de vardır. Gerçekten bunun farkında olmak zaten önemli. Ama kişinin kabuğunu, şimdi kabuklar zaman zaman bizim çok kılın olabiliyor abi. Yani bu biraz hakikati anlamayla alakalı. Çok rahat da kırabiliyorsunuz, bazen Tabii bunlar kıramayabiliyorsunuz. nefis kabuğu. Mesela kabuklar nedir diye söylerse aslında kabuklar bir yerde gerekli. Yani hani kabuğu tanımlamamız için mesela Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu hiçbir meyve sebze kabuksuz değil. Düşünmek lazım Onun üzerinde. içinde can buluyor bir Evet, yandan. değil mi? Ve koruyucu da. Yani o kabuk olmasa aslında korunamaz da. Yani düşünün cevizin kabuksuz olduğunu, düşünün elmanın kabuksuz olduğunu, düşünün diğer işte meyvelerin kabuksuz olduğunu, Hayvanlardan üzümün eğilir. kabuksuz olduğunu, hayvanların derisiz Kaplumbağa. olduğunu. İşte o düşünün ve aslında bunun olamayacak bir şey olduğunu hemen anlıyoruz. Fakat bunlar dış kabuk. Biz kabuk dediğimizde aslında etimizden bahsetmiyoruz, derimizden bahsetmiyoruz. Kendi gerçeğimizi, kendi hakikatimizi, kendi aydınlığımızı, üzerimize tecelli eden hak cemalini örten kabuklardan, örtülerden bahsediyoruz aslında. O kabukları teker teker alıyor olmak lazım. Bazen birden fazla da kabuk olur. Mesela soğanın kabuğu gibi düşünün. Elmanın kabuğu gibi değildir mesela. Soğanın kabuğu daha fazladır. Diyelim ki patatesin kabuğu daha kalındır. İşte kabağın kabuğu daha kalın. Örneğin yani bunlar üzerinde konuşulabilir ama hani esas öze kaybetmeyelim diye o ayrıntılara o kadar da girmeye gerek yok.
ama soğanın kabuğu gibi kat kat kabuklar da vardır. Hakikatin özüne ulaşmak için, yani lüt dediğimiz özün özüne ulaşmak için o kabuklar gerekiyor. Çünkü o kabuğun sana ulaşmasını sağlayan o. Ama hakikat sana geldikten sonra ya da sen hakikati anlayabilecek bir noktaya geldikten sonra sen hala kabuğu seviyorsan, hala kabukları koruyorsan, hala kabuğu öpüp kokluyorsan ve kabukları okçuyorsan sadece orada problem var. Çünkü senin ulaşılmanı istenen yer bir kabuk değil. Yani trenin mesela kabuğuyla aslında her tarafta bir kabuk var. Mesela diyelim ki elimizin içini öz diyebiliriz, elimizin dışına kabuk diyebiliriz, evin dışına kabuk diyebiliriz, içerisine özümüz diyebiliriz. Şimdi evin içini çok seviyorsun ama ya duvarı olmasın, kabuğu olmasın diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O bakımdan hani ben öze ulaştım, artık evde oturuyorum, evim müthiş tezyin edilmiş durumda, duvar olmasa da olur. Ya da dış duvarının işte yağmurdan, selden, sudan, işte güneşten korunması da olur diyebilir miyiz? Dolayısıyla yani özle kabuğu aslında bir düşünmek lazım. Kabuğa razı olmamak, öze talip olmak ve kabuğu kırarak öze girmek lazım. Ama kabuğu tamamen yok saymak, kabuğu tamamen kötülemek ve küçümsemek ya da ortadan kaldırmak da kimi durumlarda çok da iyi değil. Bazen duyuyoruz ya, geçen akşam biliyorsun cuma akşam birlikte şeye gittik. Üsküdar'da Balaban. Mustafa Özdemir hocamızın sohbetinde ayda bir oluyor. Balaban'ın sohbetine gittik. Orada Mustafa abinin söylediği cümlelerden birisi de o kabuktu. Değil mi? Hazreti Gazali'nin galiba örnekle vermişti. Ben orada notta almaya çalışmıştım. Yani bazıları diyorlar ki işte biz öze ulaştık, kabuğa gerek yok. Biz hakikate ulaştık. İşte diyelim ki diğer aşamalara, hukuka, hakikate, şeriate gerek yok filan gibi cümleler kuruyorlar. Aslında bunların hakikate ulaşmadıkları, öze ulaşmadıkları ve özün onları dışarıya attığını bile düşünebiliriz. Çünkü dış iç beraber dediğimize göre birlikte düşünmediğimiz zaman orada bir problem var. Hı. Mesela Mustafa abi orada iç trafikten ve dış trafikten bahsetti. Biz kabuğu dış trafik sayabiliriz. İçimizdeki trafiği de öz sayabiliriz. Mesela o söylediği cümlelerden. Diyelim ki dış trafiğin şeyinden, curcunasından, hareketinden kurtulamıyorsak, kendi iç trafiğimizi dizayn etme konusunda henüz bir fikre, henüz bir sonuca ulaşmamış oluruz. Yani kendi iç trafiğimizi, duyguların iniş çıkışlarını, trafiklerini, öfkelerimizi, kızgınlıklarımızı, hasetlerimizi, hasretlerimizi, işte nasıl anlatacaksak, bunların trafiğini bir hale yola koymak için dış trafikten de biraz uzak kalıyor olmak lazım. Orada müthiş cümleler de paylaşıldı. Ben mesela aldığım notta her şeyin bir kabuğu ambalajı var, meyveler, sebzeler. Mesela sert kabuk, yumuşak kabuklar var. Bazen eğer bizim kişiliğimiz biraz böyle sıkı bir kişilikse, yani egomuz yüksekse, narsist bir yapımız varsa, nefsimiz daha kavi ise, biz ceviz gibi oluyoruz belki de, sert bir kabuk. Ama öze ulaşmak da belki de bir o kadar da iyi olabilir. Öze ulaşmak derken abi, yine Mustafa Özdemir'in o gün söylediği ve bizimle not alıp paylaştığımız cümlelerinden bir tanesi, belki buraya da bağlayabiliriz. Kendimizden olanı dışarıda aradığımız için yoruluyoruz diyor mesela. İşte bu. Kabuk ve öz meselesi. Tam da özü bu işte. Mustafa abi selam olsun. Ya işte bu. Aslında biraz bunları konuşarak kıraathanelerde işte bunu konuşuluyor. Biraz insanın kabuklarını kırma ve öze doğru bir yolculuk. O yolculuğun da sağlıklı gitmesi için onlarca karakter görüyoruz. Mustafa abi tam da merkezinde. Abi söyledi. Ama bir paylaşımı daha var tabii, bu öze çok da kolay değil. Diyor tabii. Ki 40 elek ve 40 ilmikten de geçmek gerekiyor. Evet. Yani bu özü yakalayabilmek, öze ulaşabilmek. Ben hep günümüz insanını bu telaşıyla çok hızlı yaşadığı için çok fazla da hakikati sorgulayabildiği kanısında değilim. Eleği biliyoruz. Ha. Biliyorsunuz elek hani, Anadolu'da bilinir. Ele hat işte kum elenir, un buğday elenir, un elenir, elek. İşte aslında belki bir programda eleği konuşabilir sadece. Tamam. Yani acaba ben bunları not alayım abi, unutuyorum. Bir sürü meczuplar bir konu başlıklarımız. Eleklerimiz geniş mi? Çok mu sıkı? Çok sıkı olunca eleklerimiz ne olur? Diğeri olunca ne olur? Ona bakmak lazım. Konu başlıklarını belirliyoruz. Uğur abi ödev veriyorum diyorum. Abi bunu konuşacağız. Ona göre hazırlık yapın çünkü. Kıraathane dedi. Kıraat oluyor. Ödev olmaz. Mesela imbik daha az bilinir. İmbik. İmbik. Mesela 40 elek ve 40 imbik dedim sabah, ben öyle anladım.
İlmek'te olsa da olur ayrıca da hani öğlen falanları da gördüm. İmbik yani şöyle düşünelim. Çaydanlığı çay aktığı yer olarak düşün. Bir çaydanlık var, içinde çay tozları var değil mi? Çay oluyor. Ve onu süzüyorsun. Yani orada da bir süzülmek. Aslında elekten daha ince bir elek. Daha sıvı bir elek. Yani 40 imbikten, hatta 40 buhurdan da tüterek orada elekte elenmek, imbikte süzülmek, buhurdan da buharlaşarak. Yani bütün tortulardan, varlıktan, vücuttan, her türlü varlık ifade eden, yani ağırlık ifade eden şeyden kurtulup tamamen bir buhar haline gelmeden, yani hiçlik ve yokluk noktasına gelmeden aslında kabuğu da o kadar kolay kırmamış oluruz. Bu mümkün mü herkes için? Değil aslında. İşte bizler için mümkün değil ama Mustafa abiler gibi ilk kişiler için mümkün. Mesela yumurtayı hangi ucundan kırmalı diye kabuk deyince mesela. Düşün ki yumurta kabuksuz olsa. Olabilir mi yani? Yumurta olur mu? Yumurta olur mu? Olmaz. Nasıl muhafaza edeceğiz? Yani o bir yumurtaya bile değil mi? Yaratıcı O yumurta bir can. can, o yaratıcı ona nasıl bir kabuk yapmış? Genelde yumurtanın o uç kısımlarından vurduğun zaman da kırılmıyor. Onlardan vurduğun zaman da kırılmıyor. Bir işte kitap okumuştum. Galiba İsmet Özel'in yumurtayı hangi ucundan kırmalı diye bir yazıda vardı. Yani o da ayrı bir mesele. Kabuğu kırmayınca cevizin içerisine ulaşılmaz. Kabuğa razı olmamalı demiştik. Konuştuk aslında biraz. Yani evet kabuk olmalı. Kabuk olmazsa muhafaza olmaz. Dış kıyafetimiz, vücudumuz değil mi? Görüntümüz olmalı. Ama görüntümüzü hakikatimiz gibi, kendimiz gibi düşünürsek, cildimizi, gözümüzü, kaşımızı, saçımızı, giydiğimiz kıyafeti kendimiz gibi düşünürsek kabuğa razı olmuş oluruz. Kabuğa razı olmamak lazım. Kabuğu kırmak için tabii önce talip olmak lazım. Evet, kabuğu kırmaya talip olmak gerekir. Kabuğa yetinmemek gerekir. Farkında olmak da Hakikate lazım. talip olan yalanla da uğraşmaz. Yani hakikate talipsek, yani biz hakikat yolcusu isek, hakikate talipsek, o yolda yol yürüyeceksek, o yolda mesafe alacaksak, yalanla, dolanla, yani dış kabuklarda işimiz olmamalı. Mesela şöyle net olun, cehalet kabuğunu kırmak lazım. Bekir Tunceroğlu diye de yazdım. Bekir Tunceroğlu diye de. Mesela Selam okuyarak, olsun. mesela işte eski çalıştığım radyoda kabuğu çatlatmak diye bir program yaptırıyordum. Orada da kitaplardan özetler sunuyorduk. Altı çizili satırlar. Aslında arkadaşlar okuduğumuz her hikaye, okuduğumuz her kitap kendi kabuğumuzu çatlatmak anlamına gelir. Eğer kendi kabuğumuzu çatlatmak istiyorsak kıraathane sohbetleri, hakikatli kıraathane sohbetleri. Sohbet muhabbetten geliyor. Yani muhabbeti içermeyen, içinde muhabbet tadı, sevgi tadı olmayan sözlere lakırdı denir. Eğer içinde muhabbet varsa onlar sohbet olur. İşte biz de sinekler de Bir şey söyleyeyim abi. muhabbetimiz Şimdi ilerliyor. sinek mevzu olunca geçtiğimiz günlerde yine birlikte katıldığımız Ekrem Demirci hocamızın böyle etkinlikleri oluyor, profesör doktor. Orada çocuklar var dedi ki kızmayın. Bereketin kimden olacağını biz Bilinmez, bilemeyiz. Belki bilinmez. buradaki bereket de sineklerdendir. Kim bilir? Tabii. Tabii bir firavunu yere seren bir sineği de unutmamak lazım. Evet. Yani bazen sizin yapamadığınızı haktan emir alan bir sinek çok rahatlıkla yapabilir. Değil mi? Dolayısıyla kabuğumuzu kırmak istiyorsak koltuğumuzun altında muhakkak bir kitap olmalı. Çantamızın içinde bir kitap olmalı. Okuduğumuz kitaplar olmalı. Her ne kadar kitapları yarım bırakıyor olsam da evimde kitapların olmalı. Bizim kral diyor. Bizim kıraathane ile bir bağlantıda Evet. kurulabilir diye ilk bunu Bekir belirtmek istedim. hocamıza selam Bekir olsun. hocamın ilginç hikayeleri var. Kısa hikayeler çok kelime oyunları yapmadığı, berrak, kabukla uğraşmayan, öze talip ve aslında bir şey söyleyen okuyucusunun yüreğine ve beyne, zihninde bir şey söylemeye çalışan kitaplar. Bekir abi gibi pek çok hikayecilerimiz var, şairlerimiz var, İbrahim Özgün hocamız gibi. Yazan çizen dostlarımız var, pek çoğu var. Onların da onlara bakmak lazım. Sen bir toparla bakalım neler var konuşabileceğimiz başka. Abi yönetmenimiz de tabii uyarıyor bizi aslında. Yarım saatlik planladık. Bir ilk programı böyle de tamamlayabiliriz arzu ederseniz. Devam edebiliriz, tamamlayabiliriz. Sosyal medya üzerinden takipçiler var. Bilmiyorum sizde Esma Karakaş yine. İş dünyamızdaki kabuğumuz iyi yayınlar, selamlar
demiş mesela. Bekir abi de anladığım kadarıyla sosyal medyada takip ediyor. İbrahim Çelik paylaşımda bulunmuş. Sibel Üresim şu anda bakıyorum beğenilerde bulunmuş. Seliha Akyol'a aynı şekilde Recep Arslan İbrahim Özgün abimizin şeylerini görüyorum. Burada yani kıraathane sohbetlerimize katılmak isteyenleri elbette her zaman onlar misafirimiz olacaklar. İşte Ebu Fezli hocamız da İsmet Kalikyolcu hocamız da söylemişti seneler. Abi bir soru, bu soruyu da toparlayalım Evet. isterseniz. Kimden? İbrahim Bey, biliyorsunuz özel kalem müdürü Nevzat Evet. hocamızın. Diyor ki, Uğur hocama sorar mısınız? Kabuk içindekini mi dışa karşı korur, dıştakini mi içe karşı Güzel soru. korur? Yumurta tavuk meselesi gibi olmuş oldu ama aslında ikisi de belki de ikisi de olmalı. Özü dışarıya karşı korumalı. Ama özü dışarıya karşı korumalı. Dışarıdan gelen etkilere karşı duruyor demek anlamına gelir. Fakat biz yerli yerindelik duygusunda problem yaşadığımız için bazen kabuğun özü koruduğunu unutup kabuğun kendisine talip olup ona meftun olmaya başlıyoruz. Problem oradan kaynaklanıyor. Sevdiğimiz kişinin özünü sevdiğimizi unutup onun kaşına, gözüne, saçına, makyajına, edasına eğer işi getirdiğimiz zaman biz kabuğu mu seviyoruz, özü mü seviyoruz, orada kaybediyoruz. Çünkü bizim aslında sevdiğimiz şey, öz dediğimiz şey can. Kabuk dediğimiz şey ise beden. Can bedenden çıkınca, yani ruh kendi yerine dönünce, o beden yine o yatakta oluyor olmasına rağmen, orada oluyor olmasına rağmen biz onu bir an evvel defnetmek gibi bir göreve yükleniyoruz değil mi insanlık olarak? Demek ki sevdiğimiz aslında bedenin, vücudun, kabuğun kendisi değil. İçerisindeki özü yani canı seviyoruz. O bakımdan sevenler birbirine işte kıraathanede, sohbette de can derler, can diye söyleriz. Can başka, can bir enerji, bir duygu. Biz aslında onu seviyoruz. Birbirimizi seviyor dediğimiz zaman hani saçımızı, tüyümüzü seviyor değiliz elbette. İçimizdeki özü yani canımızı seviyoruz. O bakımda yani kabuk ve öz meselesi üzerinde İbrahim dostumun da söylediğini düşünmek lazım. Üzerinde belki onu da ayrıca da Eyvallah. konuşulabilir. Bazen özün yerine kabuğu koyduğumuz oluyor mu? Evet oluyor. Doğru mu bu? Değil. Belki onu da misafir edeceğimiz bir konuda İnşallah. tartışabiliriz de kendisiyle açıklamalarını alırız. Bir iki notum var onları söyleyip kapatalım. Senin söyleyeceğin var Tamam, beden ruh ilişkisi çok önemli. Abisinde belirttiğiniz gibi kabuk olarak tabi beden olarak ifade ediliyor ama belki bunların arasına ruhla beden arasına bir çizgide virgül koyup vicdanı yerleştirebiliriz. Vicdanı da başlı başına bir konu olarak değerlendiririz vicdani önümüzdeki. zekayı konuşmak lazım. Onu rektör hocayla konuşmak lazım. Nevzat Nevzat hocamızla hocayı alırız. kahveye çağırmak lazım. Şimdi tabii o kadar yoğun bir kişi de gelip de kıraathanede bizimle beraber sohbet eder mi? Bence Siz zaman de ayırır. kimlersiniz filan der mi bilmiyorum ama İbrahim Bey belki dinliyordur. Bir planlama yapabilir özel herhalde. Özel planlama kalem. yapsın. Nevzat hocayı da biliyor. Kıraathanemizde çay ikramımız var hocam. Onu da bekleriz. Nerede? Palmiye kafe Palmiye kafe dedi. fonunda. İşte burada insanlar geçiyorlar. Oturuyorlar. Çayın, Hareket. sohbetin, muhabbetin tadına varıyorlar Telaşı. Abi gerçekten. herkes bir şeylerin telaşında Koşturuyor ama hayat. hayatı da ıskalamamak lazım. Fakat şimdi hayat için koştururken, hayata doğru koşarken kendimize çevirmemiz gerekir o koşuyu. Yani o hayat için bir yerlere, kendi dışımıza doğru koşarken, yaşamak için koşarken o koşuyu bir formül bulup kendimize çevirmemiz lazım. Kendimize koştuğumuz zaman yakalama imkanımız var. Ama afak dedikleri eskilerin dışarıya koştuğumuz zaman asla bir şey yakalayamazsınız. Bir kural var. İrfan ilminde söyleniyor. Dünyanın peşinden koşarsanız dünyayı asla yakalayamazsınız. O sizden daha fazla koşar diyorlar. Ama siz kalben dünyayı terk ederseniz, sırtınızı ona dönerseniz dünya size gelir. Nazlı bir gelin gibi de anlatanlar da var. Yani dünya algısı da belki de ayrıca bizim için önemli bir şey. Bir kıraathane sohbetlerinin bir konusu da o olabilir. Çünkü bu masada, bu kıraathanede her Evet. şey konuşuyor. Çay varsa Eyvallah. muhabbet var demektir. Muhabbet varsa işte Muhammed-i Zevk de var. Dolayısıyla o sohbet yumağında, söz yumağında onların hepsi olabilir. Dünyaya koşmak demek insanla gölgesi gibi yani yakalamak mümkün mü? Değil Dünyaya de, değil. koştukça o Çok da doğru koşar söylüyorsun. arkasına gelir. Belki böyle bir somut örnekle de bunu taçlandırmış olalım sizin söylemlerinizi tabii ki abi. Eyvallah. Tabii bitiremeyeceğiz herhalde. Bu bitirmemiz de gerekiyor. Bitirelim peki. İki notumu aktarayım. Tamam. Cehalet kabuğu demiştik. Mesela kabalık kabuğunu kırmak lazım. Cehalet kabuğunu kitapla kırıyoruz. Peki kabalık kabuğunu neyle kıracağız?
Düşünelim üzerinde. Kabalık bir kabuk değil mi? Yani karşı taraf size kaba davrandığı zaman siz onun özüne nasıl ulaşabilirsiniz? Kabalık bir kabuk arkadaşlar. Bunu kırmak lazım. Mesela anlayışsızlık bir kabuk değil mi? Sevdiğine, yakınlarına, eşine, dostuna, çoluğuna, çocuğuna anlayışsız davrandığın zaman kendine sürekli bir kabuk örüyor değil misin? Yani bu kabuktan kurtulmak gerekmez mi? Mesela öfke bir kabuk değil midir? Bunu kırmak için gayret etmemiz gerekmez mi? Yani öfkeli olan insanı kim sever? Öfkeli olan insana kim ne kadar yaklaşabilir? Ne kadar tahammül edebilir? Aslında öfke de bizim kabuk üstüne kabuk ördüğümüz, duvar üstüne duvar ördüğümüz bir şey değil mi? Yani öfke kabuğunu da kırmamız gerekmez mi? Kabuğu kalınlaştıran bir şey. Kalınlaştıran bir şey değil mi? Çok doğru. Yani onu kırıp dışarı çıkmamıza engel olan, bence bunu da konuşmak lazım. Öfkeyi, tahammülsüzlüğü de konuşmak lazım. Ama bu süreçte özellikle. Mesela öfke kabuğu demişim, bencillik kabuğu. Mesela bencil olan kimse dost edinemiyor ki. Sürekli çıkar ilişkisi kuruyor. Ve tamamen bütün ilişkilerinde bütün okular kendine doğru dönmüş oluyor. Eğer bir çıkarı varsa, bir yararı varsa yarar üzerine ilişki kuruyor. Yarar yoksa ilişki kurmuyor. Yani bencil bir davranış. Mesela bencil bir insanın kabuğunu kırdığını ve çevresiyle dost olabildiğini düşünebilir miyiz? Eğer düşünemezsek bencilliği de bir aslında kabuk olarak düşünebiliriz. Gerçekten çok özümüzü de yüreğimizi de örten müthiş kabuklardan birisi bencil insanla beraber bırakın böyle uzun uzun yaşamayı, yarım saat bile oturamazsınız. Bir çay içimi bile bencil bir adam olsun çünkü o size bakışı, mimiği, edası, işte göz süzmesi, cümle kurması, üsttenci bakışı falan o kadar insan rahatsız eder, o kadar çok kabuk haline gelir ki siz onun yanında bir bardak çay bile içemezsiniz. Bırak bir ömür geçirmeyi. Herkesin çayı içilmez değil mi? Evet, o ayrı bir mesele. Herkesin çayı, var mı notlarınız? Herkesin çayı içilmez. Gülbüz Azan'ın bir notuydu o. Yeri gelince anlatalım. Anlatalım. Mesela ihtiras da bir kabuktur. İhtiras çevresini ezdiren bir kabuktur. Bilgisizlik, malumat da bir kabuktur. Mesela bilgiçlik vardır. Bilgiçlik de bir kabuk. Mesela bilgiçlik taslayan insan ilmin kendisine, yani ilmin içerisindeki öze, yani kabuğu kıramadığı için habire kendisini bilgiyle örer. Eğer bilgi irfana gitmiyor ve hakikatin kapısında aralamıyorsa hafifçe de olsa o bilgi de insana kabuk haline geliyor. Çünkü şöyle diyor insan, ben bilirim diyor. Ben bilirim. Benden daha iyi kim bilebilir? Ben şu ilmi okudum, bu ilmi okudum, şuradan işte diyelim ki doktora yaptım, buradan işte yüksek lisans yaptım, buradan şu sertifikayı aldım. Yani o bilgiçlik, yani bilgi sahibi olmakla bilgiç olmak arasındaki farkı ayırmak. Eskilerin ilim sahibi demeleri ya da malumat sahibi demeleri. İlim sahibi olmak başka bir şey, malumat sahibi olmak başka bir şey. İlimle malumatı, bilgiyle bilgiçliği de ayırabildiğimiz zaman kabukları biraz kırıyor olmamız, başladığımızı söyleyebiliriz. Abi bir şey eklemek istiyorum. Yine Ekrem Demir hocamızın geçtiğimiz senelerde söylediği ve ben de gerçekten hayat felsefesi, yaşam felsefesi olarak kendime uyarladığım bir şey var. Derdi ki, sınama aslında bilginin afetidir. Yani şimdi bazen bilgiç insanlar var, karşısındaki insanı sınamaya yeltenebiliyor, sorular, sualler sorabiliyor. Ne kadar bildiğini ölçme gayretiyle ve amacıyla bunu yapabiliyor ama o kadar söyledi ki yani sınama aslında insanların yani bilginin afetidir. Yani ne bilirsen bil. Bu davranışa girdi. Çünkü ben bunu biliyorum, sen ne kadar biliyorsun diye karşı taraftaki kişiyi sınıyorsun. Sınıyorsun. Yani sınava tabi tutuyorsun. Evet, sınava. Yani test ediyorsun. Bu insanı rencide eden bir şeydir. Çünkü bilgi başkalarını sınamak üzere elde edilen bir şey değildir. Bilgi insanın kendi özüne, kendi hakikatine varmak için kullandığı bir araçtır. Araçı yanlış yerde kullanmış oluyoruz. Çok doğru bir şey. Evet. Bir iki mesajda ben gördüm. Esma Karakaş'ı okumuştun sen. Ayfer Erbalzak. Yeni nesil tamamen kabuğa talip. O nedenle bu şizofren sancılar yıllarca zehirlenmiş gençliği nasıl kabuğuna çıkaracağız bilemiyorum demiş. Çok özünden bir şey. Evet. Çok önemli bir şey. Kabuğa talip. Hakikaten gerçekten de bencil nesiller yetiştiriyoruz. Ayfer Hanım çok yerinde, çok doğru söylüyor. Özellikle anneler bunu daha net hissediyor olabilir. Belki bir ergen annesi süreç içerisinde misafirimiz olursa onun deneyimleri üzerinden de konuşabiliriz. Yani bir öğretmen ilerleyen zamanda. Bekir Tuncer Salihoğlu abimiz de Uğur Bey ve Şaban Bey siz maşallah ekranı değiştiriyorsunuz. Yeni yüzlerinizle demiş. Çok teşekkür ederiz. Evet, umarım kendimize gülebiliyoruzdur. İşte tweetten de yazanlar var ama onlara bakma fırsatımız da çok fazla olmadı. Burada muhabbete kendimizi
kaptırınca. Zaten şey diyorlar, kendinizi kaptıracaksanız muhabbete kaptırın. Paçanızı bir şeye kaptıracaksanız muhabbete kaptırın, sevgiye kaptırın. Başka yere kaptırmayın, kabuğa filan aldanmayın diyelim. Dilerseniz böyle şey yapalım. Evin Eyvallah. dışı kabuk, elin dışı kabuk, beden kabuk, gönül öz, insanın elin içi öz, evin içi öz demişken bu kabuk ve öz konusunu aslında karşılıklı düşündüğümüz zaman biraz daha net kavrama imkanımız olur. Evet, Evet. kıraathanemizde çayımız bitti. Çaylar yenilenmediğine göre Evet. biz burada bu haftalık kıraathanemizdeki kıraatımızı değil mi? Eyvallah. Bitirelim. Uğur Can Bolat'a bizim Kıraathane'nin ilk programını bugün tamamlıyoruz. Bize misafir olabilirsiniz değerli seyircilerimiz. Burada herkesi ağırlayabiliriz İyi ama program. bir kişiyi Değil mi? ağırlayabiliyoruz. Bir Evet. Yani bir sandalyemiz sandalye. var. Kıraathanemiz biraz dar efendim. Arkadaki genişliğe bakmayın siz. Kıraathanemiz biraz dar ama gönlümüz geniş. Biliyorsun Evet. gelin demişler ki oyna demişler. Yerim dar demiş. Yerini genişletmişler. Gönlüm dar demiş. Aslında gönlümüz geniş olursa yeri de genişletiriz ama bir Eyvallah. kişilik yerimiz var Çavan'ın söylediği gibi. Eyvallah. Bir başka programda yine muhabbeti demlemeyi sürdüreceğiz yine Uğurcan Bulat'la. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Eyvallah.